Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Tabii terör dünyanın başının belası. Sadece belirli ülkelerde olunca dikkatlerin oraya yönelmesiyle terör bitmez. Hep şunu söylüyoruz. İstanbul ne kadar güvenliyse Madrid'de o kadar güvenli. Paris'te o kadar güvenli. Londra'da o kadar güvenli. Dolayısıyla küresel teröre karşı ayrım yapmadan filanca terörist, falanca terör grubu diye bir sınıflandırmaya gitmeden terörde anlayış birliğiyle çok sıkı bir mücadeleye ihtiyaç var. Bu mücadeleyi yaparken istihbarat değişiminden tutun ortak operasyonlara ve terör suçlularının iadesine kadar bir dizi çalışmayı aynı anda yürütmeye ihtiyaç var. Biliyorsunuz Suriye'de barışın kalıcı hale getirilmesi için Türkiye, Rusya, İran Astana sürecini başlattı ve bu süreç daha sonra kalıcı bir çözüme ulaşılması hedefleniyor. Bu amaca yönelik olarak zaman zaman bu ülkelerin üst düzey yetkilileri, genelkurmay başkanları, istihbarat servis başkanları, bazen bakanları bir araya geliyor ve durum değerlendirmesi yapıyor. Buradaki amaç Türkiye'de özellikle İdlib bölgesi ve güney bölgelerde var olan iç savaşı tamamen durdurmak ve Suriye'yi kalıcı bir istikrara, bir barışa ulaştırmak. Amaç budur. Yapılan çalışmalar buna yöneliktir. Tabii bu anlamda oradaki terör gruplarına karşı bir operasyon her zaman gündemdedir. Sivil halka zarar veren, güney hudutlarımızda ülkemize zarar veren, özellikle DAEŞ ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi de alıyoruz. Eğer Almanya bunlara korursa, Almanya bunlara imkan sağlarsa bu da dostluğa yakışmaz. Dolayısıyla biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmaması, bunlara müsamaha gösterilmemesini ve yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye'de bir hukuk devleti. Hukukun içerisinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecek. Gümrük Birliği meselesi de Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya bütün Avrupa Birliği benden sorulur havasında birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil. Birliğin kurumsal yapısına, birliğin ilkelerine, usullerine de uymayan bir şeydir. Bir dayatma anlamına gelir. Diğer bir konu da Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir. Yani Türkiye aman aman bir an önce Gümrük Birliği'ni değiştirelim havasında da değildir. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde karar verecektir.
ne olursa olsun da bu gümrük birliği değişsin diye can atar bir halimiz de yoktur. Onun için çok fazla endişelenmelerine gerek yok, heyecanlanmalarına gerek yok. Bir somut belgeler var mı Almanya'da olduğuna yönelik? Somut bilgiler, belgeler var mı? Arkadaşlar tabii ki bir takım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor ve bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Yapılan işlem bu çerçevededir. Bu sadece Türkiye'nin yaptığı bir iş değil. Aynı şekilde başka ülkelerden de Türkiye'de suçlu olan, yargılanan, aranan kişileri Interpol marifetiyle başka ülkeler talep edebiliyor. Bu konuda prensip ülkelerin karşılıklı olarak aralarında adli yardım anlaşması olan ülkelerin karşılıklı olarak bu talepleri yerine getirmesidir. Biz genel anlamda Almanya'dan şunu istiyoruz. Gerek PKK, gerek FETÖ, terör mensuplarına müsamaha göstermeyin ve bu teröristlerin iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu zedelemesine izin vermeyin. İstediğimiz budur. Herhalde çok bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. Yani somut veri olduğunu anlayabilir miyiz? Somut arkadaşlar gerekli detayları teknik düzeyde karşılıklı emniyet birimleri takip ediyor. Bu arada Sakarya'da fındık işçilerimizi taşıyan bir traktör maalesef bu sabah şarampole yuvarlandı. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere rahmet diliyorum. Acılı ailelerine acılarını paylaşıyoruz. Bu bize bir şeyi daha gösterdi. Arkadaşlar, kurallar her şeyin önünde. Yani normalde açık romorklu bir traktöre yolcu taşınmaması lazım. Bu yasak. Kuralları ihlal etmek ne anlama geliyor? Hayatınızı hiçe saymak anlamına geliyor. Arkada büyük acıları bırakmak anlamına geliyor. Bu bakımdan da bütün vatandaşlarımızı, önümüzde bayram, uzunca bir tatilimiz var. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız, talebimiz, siz olun, kurallara riayet edin. Yorgun, uykusuz yola çıkmayın. Ve sevdiklerinize, eşinize, dostunuza sağ salim ulaşın. Onların bayramını hüzüne dönüştürmeyin. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum bütün milletimize. Güzel, huzur içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ederim.